Merhaba Yankı. Nasılsın? Yankı, benim karnım çok acıktı, biliyor musun ya? Burada ne var böyle? Ay, burada yiyecek hiçbir şey yok. Yankı, senin en sevdiğin yemek ne acaba, sorabilir miyim? Patates mi? Benim de patates kızartması en sevdiğim yemek ama her zaman patates yiyemeyiz. Şimdi ben şurada bir dolaba gidip bakmak istiyorum. Bakalım neler var. Özlem abla. Efendim Korbiş. Oo, Yankı, Korbiş geldi. Özlem abla, benim karnım çok acıktı da yiyecek bir şeyler arıyorum. Acaba senin dolabında neler var, bakabilir miyim? Evet, tabii ki bakabilirsin, öyle değil mi Yankı? Hadi o zaman bakalım, dolabı açalım. Yiyecek neler varmış? Hey, baksana bizim dolabımızda neler neler var. Çok güzel şeyler var. Limon. Limon yiyince, Yankı, limon yiyince ağzımız nasıl oluyor? Yemek ister misin Kurbiş? Ay hayır, limonu istemiyorum ben. Benim canım değişik bir şeyler istiyor. O halde senin için ne bulabiliriz acaba? Bakalım neler var, hadi çıkartalım. Havuç çaymış. Karpuz var. Karpuz yemez. Karpuz, hadi çıkartalım hepsini, bakalım hangisini beğenecek. Elma var. Elma da var, bak hepsini senin için çıkartıyorum. Limon var. Jelibon var ama biliyor musun, jelibon sağlığa birazcık zararlı bir şey. O yüzden bence çocuklar ve kimse bunu yememeli, öyle değil mi Yankı? Evet. Şimdi bakalım ne var. Wow, şu cupcake'e bakar mısınız? Harika görünüyor Yankı. Ay, bu çok güzel görünüyor, bunu yiyebilirim ben. Ay Yankı, o da mı cupcake? Harika görünüyor. Aslında bunları yiyebilirim ama annem benim çok fazla şekerli abur cubur yememi istemiyor. Ama ben kendimi tutamıyorum. Demek annen izin vermiyor. Ama annen çok doğru söylemiş değil mi arkadaşlar? Çünkü abur cubur yememiz çok doğru bir şey değil. Önce sağlıklı yiyecekleri yemeliyiz. Hey, patlıcan. Şuraya bak, patlıcan. Evet, üzüme çok benziyor gerçekten. Bakın burada ne var? İşte burada harika bir besin var. Havuç. Ama havuç yemez kurbağa. Ama havucu yiyebilirler. Bakalım burada ne var? Harika bir meyve var. Çilek var. Bir de burada bir şey daha var. İşte burada bir mısır görüyorum. Ay Yankıcığım, ama bu Kurbiş'e artık soralım bakalım hangisini yemek istiyor. Kurbiş'cim, bu yemeklerden senin için hangisi güzel, hangisini verelim? Aa, bir dakika. Şurada bir kek gördüm. Çikolatalı kek de var. İstersen bunu da sana ikram edebilirim. Ben zaten yukarıda yedim. Yedin değil mi? Evet. Bir dakika, bir şey daha var şurada Yankı. Şunu çıkartalım, bir bakalım burada neler var. Brokoli ne? Brokoli var burada. Burada biber var. Evet, patlıcanımız da var. Yani bizim dolabımız var. Hamburgerin salatası Yankı. Salata da var. Peki bir şey söyleyeceğim. Şurada ne var? Hey, domates sosu. Evet, harika. Bakalım burada ne varmış. Ben de bakacağım. Burada bir köfte görüyorum ben. Yankı, sanırım ben bu köfteden yiyeceğim. Kurbiş, köfte ister misin? Ne? Köfte mi? En sevdiğim. Evet, köfte istiyorum. Köfte istiyorum. Tamam, merak etme. Yankı senin için şimdi harika bir köfte hazırlıyor. Öyle değil mi Yankı? Hadi ikram edelim de yesin Yankıcığım. Kurbiş'in karnı çok acıkmış. Al bakalım Kurbiş. Şimdi karnını doyurabilirsin. Arkadaşlar, sanırım bu sağlığa zararlı bir şey değildir. Çok lezzetli bir köfte. Annem görse bayılır bunu yediğimi, çünkü çok sevinir. Çocuklar, siz de köfte yiyor musunuz? Köfteni ne çabuk bitirdin Kurbiş. Hadi dolabı kapatalım da burada erimesin. Yankı, Kurbiş köfte yediğine göre artık buradaki yiyecekleri dolaba koymalıyız. Yoksa hepsi bozulurlar arkadaşlar. Hadi hepsini dolaba geri koyalım. Ay. Şimdi bunları dolaba koymalıyız. Onun demek ki bir tane kalmış Yankı. Şimdi şu sebzeleri de içine koyalım. Nerede? Ay.
bunları da koyalım. Ay dolabımızın rafına ne olmuş böyle? Şimdi bunları da koyarsam her şeyi dolaba kaldırmış olacağım. Her şeyi yaşayabilirim. Evet. Ben bunu yerim okulda. Biraz gerçekten mi? Şey, ben de en çok sevdiğim yemek ne biliyor musun Yankı? Benim en çok sevdiğim yemek arkadaşlar ıspanak. Yankı biliyor musun? Benim kollarım ıspanak yediğim için çok kuvvetli. Tutmak ister misin? Ya taş gibi güçlendi kollarım. Çünkü çok ıspanak yiyorum arkadaşlar. Peki Yankı senin kolların güçlü mü? İnanamıyorum. Adeta bir kaya gibi. Furbiş senin kollarına bakmam gerekiyor. Wow! Kurbiş, az önce köfte yediğin için sanırım senin de kolların güçlendi. Neyse arkadaşlar, sanırım benim yeniden köfte yapmam gerekiyor. Çünkü bu Kurbiş ve bu Yankı bütün köfteleri bitirdiler. Görüşürüz, gidip köfte yapmalıyım.